Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Metin Yayınları Modern Problemler adlı çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 144 ve 145. sayfaların çözümlerini yapacağız. Bu videomuzda 7 tane de birbirinden güzel ve biraz da zorlayıcı sorular çözeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız birinci sorumuzda başlayalım. Bu arada kar zarar problemleri 4. testteyiz. Üniversiteliğim testi. Aşağıda silindir hacmi 1600 santimetre küpe kadar olan otomobillerin vergisiz satış tutarı ve sonrasında sırayla uygulanacak ÖTV ve KDV oranları gösterilmiştir. 1600 santimetre küpe kadar 92.000 TL'ye kadar, bakın vergisiz satış tutarı 92.000 TL'ye kadar, ÖTV'si %45, KDV'si de %10. Yine 1600 santimetre küpe kadar 92.000 lirayla 150.000 lira arasında olan araçların ÖTV'si 150. %50 ve KDV'si %10. Yine aynı şekilde 1600 santimetre küpe kadar olan araçlarda 150 bin lira ve üzeri olan araçlarda %80 ÖTV ve %10 KDV uygulanıyor. Örneğin vergisiz satış fiyatı 100 bin TL, ki 100 bin TL neresi arkadaşlarım? Bakın şurada. Silindir hacmi 1600 santimetre küp altı bir aracın %10 KDV'li satış fiyatı 165 bin TL'dir. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Önce ÖTV ekleniyor üzerine. 100 binin üzerine %50 ÖTV ekleyince 150 bin oluyor arabanın fiyatı. Bir de bunun üzerine %10 KDV eklenince, yani ÖTV'li tutar üzerinden hesaplanıyor KDV ülkemizde. 150 binin üzerine %10 eklerseniz arkadaşlarım, yani 15 bin eklerseniz, bu aracın fiyatı 165 bin TL oluyor deniliyor. Kadir, silindir hacmi 1600 santimetre küp altı bir araca opsiyon olarak koltuk ısıtma ve açılır tavan eklettiğinde aracın ÖTV'si %50'den %80'e çıkmakta ve 99.000 TL daha ödemesi gerekmektedir. Kadir'in alacağı aracın ÖTV'siz satış fiyatı, ÖTV'siz fiyatı, koltuk ısıtma ve açılır tavanın toplam fiyatının 4 katı olduğuna göre koltuk ısıtma ve açılır tavanın toplamı kaç TL'dir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar, bakın %80 vergi dilimine giriyor, yani şuraya giriyor ve toplamda 99.000 TL daha ödemek zorunda kalıyor arkadaşlar. Yani %50'den %80'e çıkıyor ve ekstradan 99.000 TL daha ödemesi gerekiyor. Artık şunu söyleyebiliriz, hani %50'den %80'e çıkmış ve bunun üzerine de tekrardan %10 artı %10 alınmış. Aslına bakarsan aracın fiyatı burada şu şekilde 100K olmuş olsun. Tamam, ÖTV'si satış fiyatı 100K. Bir de şurada bize demiş ki, bakın ÖTV'siz fiyatı koltuk ısıtma ve açılır tavanın toplam fiyatının 4 katı. O zaman biz bu sevgili arkadaşlarım, koltuk ısıtma ve açılır tavana, bu özelliklere 25K kadar da para ödüyoruz. Ki aracın ÖTV'siz fiyatı 100K olsun. Şimdi 100K iken ne kadar vergi ödüyoruz? 165K. Onu zaten biliyoruz. %50 artı %10 üzerine eklendi. 165K ödüyoruz. Aracın fiyatı 125K olduktan sonra, ki bu fiyat 150 bini geçiyormuş. Ve sevgili arkadaşlar, aracın ÖTV'si %80 artı bir de bunun üzerine %10 ekleyeceğiz. Şimdi 125'in sevgili arkadaşlarım %80'inin üzerine %10 ekleyeceğiz ya. Dolayısıyla %80'i artırmak istiyorsak bunu 180 bölü 100 de çarpmamız gerekiyor. Daha sonrasında bu bulduğumuz fiyatı %10 artırmak istiyorsak 110 bölü 100 de çarpmamız gerekiyor. Şimdi burada 25'e bölün 5, 25'e bölün 4. Daha sonrasında şu 0, şu 0 ve şuradaki 100 gitmiş olsun. Burada bölü 4 kaldı, bakın unutmayın. Ve ben bunu 5 kere 18, 90 çarpı 11 bölü 4 olarak yazabilirim. Daha sonrasında ise 2'ye böldüm 45, 2'ye böldüm 2 dedim. Ve burası 45 çarpı 11 bölü 2 geldi. Yani arkadaşlarım şu 22,5 çarpı 11 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 22,5'un buçuğunu görmeyelim. 22 ile 11'i çarparsanız 242 yapar. Bir de bunun üzerinde 11 kere 1 bölü 2, yani 5,5'u eklerseniz arkadaşlarım, ne olur? 247,5K olur arkadaşlar. Şimdi 247,5K ödeniyormuş bu şekilde. Az önce ne kadar ödeniyordu? 165K. Şimdi ne kadar ödeniyor? 247,5K. 247,5K. Peki aradaki fark nedir? 35 buradan gelecek. 47,5 da buradan geliyor arkadaşlarım. 47,5 ile 35'i toplayacağız. Toplayalım. 47,5 artı 35 dedik. Toplarsanız burası yine buçuk gelir. 47 ile 35'in toplamı da bize 82'yi verir arkadaşlar. 82,5. Ve ne kadar fazlaymış? 99.000 TL artıyormuş. Şimdi bizden istenen ne? Koltuk ısıtma ve açılır tavanın toplam fiyatı. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz.
82,5'u onu şuraya yazalım isterseniz. 82,5K'sı sevgili arkadaşlar. 99.000 TL ise koltuk ısıtmanın ve açılır tavanın maliyeti 25K'ydı. Bu ne kadardır diye sormamız gerekiyor bizim. Pekala, bu işlemi yapacağız. Şöyle diyeceğim. Bununla bunu çarpacağız ve şuna böleceğiz arkadaşlar. Yani 99 çarpı 1000 diyelim. Çarpı 25 bölü K'ları götürüyorum. 82,5. Hatta buna 825 diyelim. Çarpı buraya bir tane daha 10 ekleyelim, tamam mı? Şimdi şu 825 ile 25 sadeleşebilir. Bu da bize 33'ü verir arkadaşlar. Şu şekilde sadeleşirse 33 olur. 33 ile 99'u sadeleştirdim. 3 geldi. 3 kere 10 30 yapar. 30 kere 1000 de 30.000 yapar. Yani sevgili arkadaşlarım cevabımız E şıkkı olacakmış diyebiliriz. İkinci sorumuza doğru geçtik. Yani işlemsel olarak meşakkatli, soruyu anlamak da zaten meşakkatli. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar böyle soruları çözerken dikkatli olmak gerekiyor. İşlemleri adım adım yapmak gerekiyor. Hiçbir şeyi unutmamak gerekiyor. Ben bile şu an çözerken bazı bilgileri az daha unutacağım diye korktum yani. Evet, şu kısmı sildim ve ikinci sorumuza bakalım. Hatta biraz da yaklaştıralım isterseniz burayı. Şöyle. Bir kuru yemişçi satın aldığı 60 kilogram kuru kayısıyı 2 kilogramlık paketlere doldurup satarsa %50 kar ediyor. Şimdi 2 kilogramlık paketlerden 30 paket yapar arkadaşlar bu şekilde. 4 kilogramlık paketleri doldurup satarsa da %25 kar ediyor. Yani 4 kilogramlık paketleri doldurursa 15 tane paketi olur. Şunlar 2'şer kiloluk paketlerdi arkadaşlar, unutmayın. Bunlar da 4 kiloluk paketlerdi ve bize demiş ki burada %50 karı var. Burada %25 karı varmış arkadaşlar. Pekala. Buna göre bu kuru yemişçi de 4 kilogramlık kayısı paketlerinin satış fiyatı 2 kilogramlık satış kayısı paketlerinin satış fiyatına oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Varsayalım ki biz bu 60 kilogram kuru kayısıyı sevgili arkadaşlarım 100K fiyata almışız diyelim. Bu şekilde satarsak 150K'ymış. Bu şekilde satarsak 125K elde ediyormuşuz. Yani burada %50 kar var 100'den 150'ye. Burada %25 kar var 100'den 125'e. O halde bir tanesinin fiyatı 150K ise 30'a bölerim arkadaşlar. Böylelikle paket başı 5K elde ederiz. Burada ise 125K'ya satıyorsak 15'e böleriz. Bu da bize 125 bölü 15 fiyatını verir. Hatta ve hatta 5 ile sadeleştirirseniz 25 bölü 3 fiyatını verir. Şimdi ne demişti bize? Paketlerin satış fiyatına oranı. 2 kilogramlık paketlerin satış fiyatı 5K idi. 4 kilogramlık paketlerin satış fiyatı da 25K bölü 3'tü arkadaşlarım. 5 ile 25'i sadeleştirdik. 5K'lar zaten gitti. Ters çevirip çarparsanız 3 bölü 5 yapar. Doğru cevabımız da bu şekilde 3 bölü 5. Bakalım 2 kilogramlık kayısı paketlerinin satış fiyatı. Ha, tam tersini sormuş bize. 3 bölü 5'i değil 5 bölü 3'ü sormuş. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı arkadaşlar. İkinci sorumuzu çözdük. Devam ediyoruz 3. soruyla. Demiş ki bize beden eğitimi öğretmeni Mehmet ve matematik öğretmeni Fatih televizyonda aşağıdaki haberi dinliyor. Gerçek Haber TV'de yayınlanan bir habermiş. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklisinin maaşına önümüzdeki yıl ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %8 artış yapılacaktır. Daha sonra Mehmet ve Fatih arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Mehmet demiş ki demek ki yıl sonunda maaşımız şimdiki maaşımızdan %13 fazla olacak demiş. Tabii bu beden eğitimi öğretmeni. Fatih demiş ki Mehmet hocam yanlış hesaplıyorsunuz demiş. İkinci 6 aydaki artış ilk 6 ayda alacağımız maaş üzerinden hesaplanır demiş. Mehmet demiş ki beden eğitimi hocası matematikçiye peki doğrusu nedir Fatih hocam demiş. Fatih hoca demiş ki hemen hesaplayın Mehmet hocam demiş. Buna göre Fatih'in bulacağı değer yüzde kaçtır diye soruluyor. Tabi beden eğitimi hocası olduğu için sanırım sözelden giriyorlar onlar. Matematikte çok araları olmamaları normal karşılıyoruz. Şimdi şöyle hesaplamış beden eğitimi hocası Mehmet hocam. %6 zam olunca %6 demiş. Sonra bir de sevgili arkadaşlarım %8 bakalım %8 miydi? %5 artı %8 miydi? %5 artı %8. Önce 105K'yı hesaplamış. Sonra bir daha buna %8 zam gelince o zaman demiş 108 8K daha zam olacak. Yani bunun üzerine eklerseniz 113K olur demiş. Ama tabii evdeki hesap çarşıya uymaz. Hesap böyle değil. Daha fazla zam gelmesi lazım. Nasıl? Şöyle 100K iken eyvallah bu 105'e çıkıyor. 105'ten de sevgili arkadaşlarım bunun üzerine %8 zam geliyor. Yani 108 bölü 100 ile çarpmamız gerekiyor bunu. Şimdi o halde 105 ile 108'i çarpacağız. 2 tane virgül kaydıracağız, tamam mı? Bunu yapmamız lazım. 8 kere 105 840 yapar arkadaşlar. Ondan sonra 0 kere 105 0 0 0 yapar. 1 kere 105 de 105 yapar. Şimdi bunları toplayacağım. 0 4
3, daha sonrasında 1 ve 1 geldi. 11.340 ne dedik? 2 tane virgül kaydıracağız. Bir kaydırdık, 113.4. Şimdi maaş 100 iken 113.4'e çıkıyorsa demek ki burada 13.4 kadar bir zam var. Yani cevabımız B şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlar. 144. sayfamızı bitirdik ve 145. sayfamız için geçtik 4. sorumuza. Bir mağaza aşağıdaki indirim kampanyasını başlatmış. 10 tane al, x tane öde diye bir kampanya. X'i bilmiyoruz tabii ki. Bu kampanyada aynı üründen 10 tane alındığında sadece x tanesine para ödenmekte. Mesela 10 al, 3 öde gibi. O da çok abartı bir indirim oldu. Bu mağazada %50 karla satılmakta olan bir üründen Sibel 20 tane almış. Ve mağaza bu satıştan %10 zarar etmiştir. Sibel başka bir üründen 30 tane alsaydı ürünlerin y tanesine para ödeyecekti. Buna göre y'nin rakamları toplamı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi %50 karla satılmakta olan bir üründen sevgili arkadaşlar. Yani 100K'ya alınan bir ürün var ortada. Mağaza normalde bunları 20 tane alındığı için mağaza normalde bunları 2000K'ya mal etmiştir arkadaşlar. 2000K'ya mal etmiş. Ama tabii Sibel ne kadar ödemiş onu bulmak gerekiyor. Şimdi 100K'ya alınan bir ürün var ortada. 20 tane almış. Şimdi 10 tane alıp x tane ödüyorsak, 20 tane alıyorsak da 2x tanesine para öderiz biz. Ve %50 karla satılıyor. Yani sevgili arkadaşlarım, bu ürünlerin fiyatı alıcıya ulaşırken 150K'ya gidiyor. Ve 2x tanesinden sevgili arkadaşlarım 2x tanesine para ödüyor. Şimdi tabii mağazanın ne kadar zararı var? %10 zararı var. Peki 2000 liraya almış, demek ki %10 zararla, yani 200K zararla 1800 liraya sattığına göre 1800K para gelmiştir. Ve o halde 150K ile 2x'i çarptığımız zaman hangi durumda 1800 yapar, bunu bulmamız lazım. Tabi 12 ile çarpmamız gerekiyor. 12 kere 15 180 olduğu için 2x 12 ise x kaçtır arkadaşlar? 6. Yani aslına bakarsanız 10 tane al, 6 tane öde kampanyasıymış bu. Çok güzel. Şimdi 30 tane alsaydı diyor, y tanesine para ödeyecekti. Şimdi 10'da 6 ise 30'da 18 tanesine para öder. İşte bu 18'in rakamları toplamı sorulmuş. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuzu çözdük ve geçiyoruz 5. sorumuza. Arkadaşlar 5. soruda bir domates üreticisi ürettiği domateslerin kilosunu 50 kuruşa mal etmiş. Bakın 50 kuruşa mal ediyor. Bu üretici domateslerin %60'ını meyve sebze haline kilosu 2 liradan, kalan domateslerin %40'ını sevgili arkadaşlar salça fabrikasına kilosu 1 liradan veriyor. Ve elinde kalan son domatesleri de kurutup kilosunu 25 liradan satarak toplam 4720 TL kar ediyor. Kurutulan domatesler ağırlığının %75'ini kaybettiğine göre bu üretici kaç ton domates üretmiştir diye soruluyor. Şimdi şöyle varsayalım ki sevgili arkadaşlarım %60 %40 diyor ya, ben buna şöyle diyeyim 100K diyelim. 100K %60 meyve sebze hali, kalan domateslerin %40 değil mi? Böyle kalsın. 100K kadar domates sevgili arkadaşlarım üretmiş. Ve bunların da kilosunu 50 kuruşa mal etmişti. Dolayısıyla bunların maliyeti arkadaşlarım 50 kuruşu 1 bölü 2 lira olarak kabul edersek 50 kuruş 1 bölü 2 lira eşittir 50K kadar bir maliyeti var arkadaşlar. Ama elinde ne kadar domates var? Tabii ki 100K kadar domatesi var. İşte bu 100K domatesin %60'ını yani 60K'sını nerede satıyor arkadaşlarım? Kilosu 2 liradan satıyor. Şimdi 60K kilo var. 2 liradan satarsa bu şekildeyken 120K bir geliri olur arkadaşlar. Bu bir. %40'ını salça fabrikasına kilosu 1 liradan veriyor. Yani 40K kadarını, pardon özür dilerim, geriye kalan domateslerin %40'ı. Kalan domatesler demiş. 60'ı satılınca ne kadar kalır arkadaşlar? 40K'sı kalır. Peki bu 40K'nın %40'ı nedir? Tabii ki arkadaşlar 16K'dır. Ve 16K'sını da kilosunu 1 liradan vermiş arkadaşlar. Bu da bize 16K gibi bir gelir kapısı açar. Daha sonrasında demiş ki kalan son domatesleri, ne kadar domates kaldı? Şunları toplarsanız 76K yapar. Demek ki arkadaşlarım bizim elimizde 24K kadar bir domates kaldı. İşte bunları da kurutuyor. Tabii kuruyunca da %75'ini kaybediyor. Yani 4'te 3'ü gidiyor. Bunun 4'te 3'ü demek 16 demektir. Bakalım 16 mı? Özür dilerim, 18 demektir. Ve şöyle yapalım, 4'te 3'ü 18 demek. Çarparsanız 18K gelir. Bu kadarı kayboluyor. Ne kadarı kalıyor arkadaşlarım? 6K'sı kalıyor. İşte bunları da kilosunu 25 liradan satıyor ve 150K gibi bir gelir elde ediyor. Şimdi toplam elde ettiği gelire bakıyoruz. 120, 16 daha 136, 150 daha 286K gibi bir geliri var arkadaşlar. Ve ilk başta harcadığı tutar neydi? 50K. Yani toplamda elde ettiği kar
236K'dır. Ve bu da kaça eşitmiş arkadaşlar? 4720'ye. 4720'ye eşitmiş. Pekala, şimdi hemen düşünüyoruz. Acaba K kaç burada? Arkadaşlar K'yı bulmak için 4720'yi tabii ki 286'ya bölmemiz, 236'ya bölmemiz gerekiyor. 4720 bölü 236 derseniz, ki zaten 472'nin 236'nın 2 katı olduğunu bildiğimiz için demek ki 20 defa var diyeceğiz. 20 defa var. Yani K 20'ymiş arkadaşlar. Bu üretici kaç ton domates üretmiştir diye soruluyor. Şimdi bunlar kiloydu, unutmayın. K gördüğümüz yere 20 yazacağız. 1000'le 20'yi çarparsanız, %20'yi çarparsanız 2000 yapar. Demek ki 2000 kilogram üretmiş. 2000 kilogram da bize 2 tonu verecektir. Yani cevabımız D seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlarım. 5. soruyu da çözdük. Devam ediyoruz 6. soruyla sağ üst tarafta. Bir mandırada 1 kilogram peynir yapabilmek için 5 litre süt kullanılmaktadır. Şimdi 1 kilogram peynir için, bir peynir için ne kadar süt harcanıyor? 5 süt harcanıyor arkadaşlar. Pekala. Bu mandıra litresini 3 TL'ye mal ettiği sütü peynir yaparak kilosunu 40 liraya, süt olarak ise litresini 5 liraya satmakta. Bu mandıra satın aldığı sütün %60'ını peynir yapmış. Şimdi hemen şöyle diyoruz. 100K kadar süt aldı. Bunun %60'ını, yani 60K'sını peynirde kullandı. Ve 40K'sını, geriye kalanını da süt olarak sattı. 40K'sını da süt olarak sattı. Şimdi arkadaşlar 60K'sını, yani süt miktarı 60K. Ve düşünün 5'e 1 oranında peynir üretebiliyor. 5'e 1 ise 60'a 12'dir arkadaşlar. Hemen 5'te 1'ini hesaplıyorsunuz. 12K kadar bir peynir elde etti bundan. Ve bunun da kilosunu 40 liraya sattı. O zaman 12K çarpı 40 diyeceğiz. Buradan 480K bir geliri var peynirden. Tamam mı? Bu bir. İkincisi, 40K kadar elinde bir süt var. Sütün de kilosunu 5 liraya satıyor. Dolayısıyla 200K kadar da sevgili arkadaşlarım buradan bir geliri var. Yani toplam geliri 680K. Peki gideri ne bu adamın? Gideri de arkadaşlar 100K kadar süt almıştık ya. Sütün kilosunu ne kadar alıyor? 3 liraya alıyor. Yani 300K sevgili arkadaşlarım. Bu adamın gideri vardı. Yani karımız neymiş? 380K'ymış. Ve bu da sevgili arkadaşlar 760 TL'ye eşitmiş. O zaman K kaçtır? Tabii ki 2'dir. Buna göre mandıranın peynir satışından elde ettiği gelir, süt satışından elde ettiği gelirden kaç lira fazla olmuştur? 480-200'den ne kadar fazladır? 280K fazladır. K kaçtı? 2. O zaman çarparsanız 280 çarpı 2'den doğru cevap 560 olarak bulursunuz. Doğru cevabımız E seçeneği sevgili arkadaşlarım. Bakın karı değil, geliri sormuş bize. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktı. Ve son sorumuz 7. soru. Bir ekonomi dersinde oluşturulan oyunda Arioya ülkesinin para birimi AL, Boministan ülkesinin para birimi BL olarak adlandırılmıştır. Şimdi Arioya ve Boministan ülkeleri var. Alış ve satış bilgileri verilmiş. O zaman biz şöyle diyelim arkadaşlar. Daha mantıklı olacaktır. Şöyle yapalım. Bir tablo oluşturalım. Alış ve satış tablosu olsun. Burası da Arioya ülkesi ve Boministan ülkesi olsun. Alış ve satışları burada gösterelim bakalım. İnşallah net bir şekilde gösteririz. Doğru bir tablodur. Doğru tablo değilse de tabloyu sileriz artık. Yapacak bir şey yok. Pekala, şimdi bir okuyalım bakalım. Ne demiş bize? Arioya ülkesinin para birimi AL, Boministan ülkesinin para birimi BL olarak adlandırılmış. Arioya ülkesindeki bankalar 1BL'yi, sevgili arkadaşlar 1BL'yi, nerede o? 1.8 AL'den alıp 2 AL'den satmakta. Şimdi burada 1BL sevgili arkadaşlarım 1.8 AL'den alıyorlar ve satarken de 1BL'yi sevgili arkadaşlarım 2 AL'ye satıyorlar. Bakın bu bankanın alış fiyatı. Yani ben bankaya götürüp eğer ki elimdeki BL'leri AL'ye dönüştürmek istiyorsam gençler, bankaya bunu şu fiyattan veririm. O benim alışım değil. Bankaya satış fiyatım bankanın alış fiyatıdır. Tamam, bu bir. Ekonomi 101. Tamam, bu bir. Şimdi devam edelim okumaya. Ne demiş? Boministan ülkesindeki bankalarda 1 AL'yi sevgili arkadaşlar 1 AL'yi 0.45'ten alıyorlar. 1 AL'yi 0.54'ten satıyorlar arkadaşlar. Pekala. Şimdi birinci işlem AL'yi BL'ye çevirme. İkinci işlem BL'yi AL'ye çevirme olarak tanımlanmış. Buna göre Ali Oyalı bir yatırımcı elindeki AL türünden sermaye ile sevgili arkadaşlar 3 tane işlem ifade verilmiş, hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci ifademize bakalım hadi. Arioya'da işlem 1 yaptıktan sonra Boministan'da işlem 2 yaptığında karına işlemler yapmış olur. Şimdi
Bu adamın elinde alet türünden sermaye var. Ve bu adamın 100 ALE'si olsun diyelim. 100 kadar ALE'si var. Şimdi bu adam bu ALE'yi BL'ye çevirecek sevgili arkadaşlar. Tamam. Ve ne demişti bize? Bakın, Arayüzü ülkesindeki bankalar 1 BL'yi 1,8 ALE'den alıp 2 ALE'den satıyor. Şimdi BL alması lazım değil mi? Yani elinde ALE var. Bu adamın BL satın alması lazım. Demek ki bankanın satış fiyatına bakacak arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla biz 100 ALE'yi götürürsek 2 ALE 1 BL yaptığı için bu adamın 100 ALE'si 50 BL'ye işlem görecektir. Şu an bu adamın 50 BL'si var. Sonra demiş ki Boministan'da işlem 2 yaparsa, Boministan'da işlem 2 nedir? BL'yi ALE'ye çevirme. Şimdi Boministan'da da BL'yi bankaya verecek ve ALE satın alacak arkadaşlar. ALE satın alıyorsa ALE'nin satış fiyatından bakacağız. Bir ALE 0,54 BL'ye satılıyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, 0,54'ü 1 ise 50 BL'si ne kadardır diye bakacağız. Yani 50 ile bunu çarpıp 0,54'e böleceğiz. 50 bölü 0,54 ne demektir? 54 bölü 100 demektir. 100'ü yukarı çıkarırsam şu şekilde böyle bir işlem geçecek elime. Bunu da hesaplayabilirsek hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi 50 bölü 54 demiş ya. Burada arkadaşlar şöyle diyelim. 50 bölü 50, 54 demek bir basit bileşik, basit kesirdir. Basit kesir olduğu için şurası daha büyük gelecektir. 100'ü ise bundan, yani birden daha büyük bir sayıya bölersek de 100'den daha küçük bir sayı elde ederiz. Başlangıçta 100 alemimiz vardı. Şimdi 100'den daha küçük bir ale miktarımız var. Dolayısıyla karına değil zararına işlem yapmış olur. Birinci öncülümüz yanlış. Birileri silebilirim. Fazla elenmeden olsun. İkiye bakalım. Boministan'da, şimdi şunları sileceğim. Boministan'da sevgili arkadaşlarım, bu adamın yine 100 alesi olsun bu arada. 100 üzerinden işlem yapmak kolay biliyorsunuz. Boministan'da işlem 1 yaptıktan sonra Arioya da işlem 2 yaptığında zararına işlem yapmış olur diyor. Şimdi Boministan'da işlem 1 yapacak. Yani ALE'yi BL'ye çevirecek. Yani bunu Boministan'da sevgili arkadaşlarım götürecek, ALE'yi verecek. Bunun karşılığında BL alacak. Yani sevgili arkadaşlarım bu adam ALE vereceği için, bak burada ALE'nin satış fiyatı var. Dolayısıyla ALE'yi alış fiyatından işlem yapacak. Yani sevgili arkadaşlarım şunu yapacak. Bir ALE 0,45 BL ise 100 ALE ne kadardır? Tabii ki 45 BL'dir. 45 BL'si var şu an bu adamın. Daha sonra bu BL'yi götürecek, işlem 2 yapacak. Nerede? Arioya'da. Yani arkadaşlarım bu 45 BL'yi bankaya verecek, karşılığında ALE alacak. Bunu da sevgili arkadaşlarım nereden yapacak ALE alacağı için? Buradan yapacak. O halde 1 BL 1,8 ise 1 BL 1,8 ALE ise 45 BL'de bunun 45 katıdır. O halde ben 45 ile 18'i çarpayım, bir tane virgül atarım. 8 kere 45, 2 tanesi 90 yapar, 360 yapar arkadaşlar. 1 kere 45 de 45'tir. Bunları toplarsanız 0, 1 ve 8 yapar. 810, bir tane de virgül attı, 81. Adamın başlangıçta 100 ALE'si vardı. Şimdi 81 ALE'si olmuş oldu. Yani zararına işlem yaptı. Bakın zararına işlemler yapmış olur diyor. Doğru, bankanın karını düşünün ya. Hiçbir şey yapmadan sadece para miktarlarını dönüştürerek bankada kalan paralara bakın. Neyse. O farklı bir videonun konusu. Geçelim arkadaşlarım. Üçüncü ifademize. İki doğruymuş bu arada. İki olmayanları da silebilirsiniz. Şurayı da silelim. Ve gençler son olarak. Boministan'da işlem 1 yapsın diyor. 100 ALE'miz var yine. Başlangıçta ALE'miz vardı çünkü. Boministan'da işlem 1. Yani ALE'yi BL'ye çevirsin. Boministan'da ALE'yi BL'ye çevirecekse gençler şunu yapacağız. 100 ALE'miz vardı ya bizim. Götüreceğiz, BL alacağız. Şimdi Boministan'da işlem bir az önce yapmıştık ve 45 BL elde etmiştik. 45 BL'miz var şu an. Sonra işlem 2 yapsın diyor. İşlem 2 yaparsa da az önce 0,45'ten bankaya sattı. Şimdi 0,54'ten bankadan alacak. Yani zararına işlemi var. Burada ne diyor? Kar ya da zarar olmaz. Hadi lan oradan deriz ve B şıkkını işaretleriz. Doğru cevabımız B olacaktı ve sevgili arkadaşlarım bu şekilde testimizin de son sorusunu çözmüş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. 145. sayfamızda çözdük. Bir sonraki videoda üniversitedeyim. 5. test kar zarar problemleri, yani 146 ve 147. sayfaların çözümlerini yapacağız. Ve sevgili arkadaşlarım
Bu da bizim son testimiz olacak. Hatta 148. sayfayı da çözeceğiz ve bu da bizim son testimiz olacak. Artık yeni bir bölüme, hareket problemlerine de geçiş yapmış olacağız. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.